Merhaba Güreş Türkiye.net severler. Bugün tarihlerden 18 Temmuz 2017 Salı ve Güreş Türkiye Gayrimeşru Çocuklar yayınıyla birlikteyiz. Yanımızda Caner Önem ve Ege Yürüten var. Merhaba gençler, nasılsınız? İyiyiz abi, sen? Evet, ben de Buğra Gür bu arada. Beni tanıtan yok tabii. Biz yolumuzdayız ya. Doğru, doğru diyorsun. Nasıl bugün gidiyor? Chatbox rekor kırıyor şu anda. Oradan mı başlayalım hemen? Ha, bir şey yazmıştım YouTube'da. Bugün saat 22'de yayın var yazmıştım. Zannedersem onunla ilgili. Abi 290 kişi gözüküyor bende, şaka mı? 290 hemen. 261'i şey dışarıdan. Aynen, YouTube'da bir reklam yapmıştık. Arkadaşlar üye olup chatbox'a katılabilirler. Ben bu arada sözünü kestim, kusura bakma abi. Lobide CM Punk'ı göremedim. Nerede? Evet, CM Punk gene gelmemiş. Gene dönmedi. Yüzdü. Şu an neler dedin ya? Ya dönse bir UFC'de bir dayak yiyip daha dön. Tamam, bu konuyu kapatalım yani. İstiyorsanız. Çünkü yaramız var. Yaramız var. Zorumuza gidiyor. Ya sen geçen hafta Seth Rollins'çiydin. Şimdi ne oldu? Shield sevdasından falan buralara düştün. Aa! Bizim yolumuz yol değil ki. Bir öyleyiz, bir böyleyiz. Ne olduğumuz belli değil yani bizim. Bu ne ya? Hayret bir şey ya. Evet, sunucu Ege Yürüten'e sözü bırakıyorum girişi yaptığıma göre. Temmuz başladı yani. Dean Ambrose geldi klasik bir şekilde. Hı hı. Sonra işte Miz'i çağırıyor. Gel buraya, üçünüzü birden döveceğim. Klasik Dean Ambrose tavırları diyebiliriz bunlara. Hı. Sonra Seth Rollins geliyor. Ondan sonra Dean Ambrose'la bir Shield takışmasına giriyorlar. İşte sen tam hatırlayamadım. Başına nasıldı segment? Ha, hatırladım şimdi. İşte ondan sonra neden 3'e 1 kavgalara giriyorsun falan filan diyor. Benim yanımda olacak mısın diyor. Yani bütün detaylarıyla anlatıyorum şu anda neredeyse. Segmentin sonunda işte Seth Rollins arkasını dönüyor. Döv de rahatla diyor. İçindeki hazımsızlığı at diyor. Dean Ambrose vuracak gibi yapıyor ama vurmuyor. Sandalyeye atıyor. Ondan sonra Mistoraj geliyor. Bu ikisini haşat ediyor. İlk ben gireyim abi istiyorsan. Ben aralarındaki diyaloğu çok duygusal buldum hakikaten. Güzel hazırlamış yani. Kreatif gibi. Özellikle o sandalye olayı tekrar yani 3 yıl önceki olay aklımıza gelince insan bir duygulanıyor ya, böyle tak diye vuruyor, o ona vuruyor. Ne bileyim, ben duygulandım yani. Çok güzel bir şey ya. Çok güzel bir şeydi yani. Neler diyeceğimi bilmiyorum şu anda, öyle diyeyim. Şu an senaryo çok güzel işleniyor yani bence. Ben bayıldım yani. Yani Ege'nin geçen hafta dediği gibi SummerSlam'de bir heel face feud izleyecekmişiz gibi duruyor aralarında. Yok, şu anda bence şeye çıkacaklar. Bizim kemerine kıtalar arasına çıkacaklar. İşte ondan sonraki PvP neyse, Clash of Champions mıdır, No Mercy midir, her neyse. Onda bir zoraki takım olabilirler yani, geçen hafta dediğim gibi. Yani ilerleyen haftalarda bu senaryo daha da olgunlaşacaktır. Benim tahminim ikisinin de ana kemere yükselecek ne momentumu ne de başarılı bir gimmick sergilemeleri var. İkisi de yok. İkisinin de yok. Kendi aralarında takılacaklardır bir süre. Çünkü bakıyorsun Bray Wyatt yine main eventer potansiyelli bir adamla takılıyor. Öte yandan Seth Rollins Dean Ambrose'la takılıyor. Finn Balor hakeza öyle. WWE iki isimlerin, bu potansiyelli isimlerin momentumlarını kaybetmemeleri için birbiriyle savaştırıp bir süre idare edecekmiş gibi duruyor. Ta ki Brock Lesnar'ın kemerini kaybedene kadar. Brock Lesnar kemeri kaybettiği zaman çok eğlenceli senaryolar izleyebileceğimizi, şampiyon ve şampiyon adaylarının birbiriyle savaştığı ve bunların akabinde çok kaliteli şeylerin, ürünlerin ortaya çıktığı zamanların geleceğini düşünüyorum. Ya gene hemen dakika birden Brock Lesnar'a olayı bağlamak istemiyorum ama ne yazık ki böyle. Ben de şöyle değerlendireyim olayı. Sürekli bir Shield değerlendirmesi gidiyoruz kendi alanında. Sen bana sandalyeyle vurdun, işte kalbimi kırdın tarzı referanslar alıyoruz. Yani seyirciler de burada Roman Chant'ı attı şeyde. 2'ye 3 kalınca.
Bu arada Emrose'un heel turn'ı büyük ihtimal Chaeryl olur ya. Aynı senaryo mesela Seth Rollins'e vurduğunu düşünün. Aynen aynısı öyle olacak, olacak bence. Bence. Kesinlikle aynısı olacak yani. Ben öyle bir şey bekliyorum. İşte böyle canım cicim olacaklar bir süre sonra artık. Hı-hı. Emrose kabullenecek. Seth Rollins artık şey uslandı, ihanet etmeyecek bana diye. Ondan sonra ben asla unutmamıştım deyip delirecek. Bize de muhteşem. Güzel, yani. Güzel bir açılıştı yani. Yani buraya bağlanması çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Açılışı izleyip yattım zaten canlıda. Yani Curtis Axel'la Bolivi izlemek de bu feud'da The Miz'in yancıları olarak görmek de epey eğlenceli açıkçası. Yani bir zararları yok. Evet güzel yancı oldular valla. Yani Boğdal... bir de hepsi de karizma oldular yani. Bo Dallas'ı yeri stili de çok güzel bence. O The Miz'le oynadıkları filmdeki şey değil mi o tarzları? Bir tane filmde oynadılar ya beraber. Entourage'ın işte şeyi, Mistourage hali. He işte aynısı. Ha, tamam. Sesim geliyor mu? Geliyor. Doktor sen mi geldin? Evet. Oo, hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Mustafa Karadağ hoş geldin aramıza. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Sen nasıl buldun açılışı? Açılışı izlemedim ben ya. Ya sabır ya. Evet, çünkü biz o ara CM Punk olayını hapliyorduk. Aynen. Yani ikisinin de karakter. İkisinin de karakter. Tamam. Pardon bu arada. Kesin. Sen devam edin. Sonra ben uzun uzun söyleyeyim. Heh. Ya biz... Ben bir CM Punk hakkında bir şey yazmıştım. Sonra olay Meltzer'e kadar gitmiş. Millet Meltzer'e CM Punk mı dönecek falan yazmıştı. Türkiye'den TT olmuş. Sen mesajı attın ya. Sen mesajı attın. Ben direkt bir konu açtım tamam mı? Twitter'da CM Punk istiyor falan filan. Oradan bir hype'landı millet. 10 kişi en az 10 kişi canlı kaldı ya şova. Sırf o yüzden CM Punk gelecek falan filan. Güzel bir anıydı yani benim için. Neyse, devam edin diğer segmentten. Ne Meltzer mi? Kardeşim bir dakika Meltzer dediler ya. Bir dakika ya. Şimdi ben... Ya gel başlamayalım puan. Tamam. Geçtiğimiz tamam, gün. İptal. Bir dakika ya doktor da buradaymış. Hazırım. Biraz sataşayım şuna. Bir mizahi bir konu açtım geçtiğimiz günlerde forumda. İşte Meltzer'in forumdaki üyelerin Meltzer'e karşı tanrı muamelesi, hani güreş tanrıçası muamelesi yapmasından ötürü. Hemen öyle zaten. Doktor ve arkadaşları dalmış işte tabana hitap etmek lazım tabii. Arada böyle şeyler lazım tabii. New Japan Wrestling be kardeşim falan filan diye. Ben anlamadım ya bu mesele ne yani. Meltzer'i hani Meltzer hakkında bir şey söyleyince niye hemen Uzak Doğu güreş severleri atlıyor kardeşim o öyle değil böyle değil şöyle vesaire diye. Çözemedim abicim, bu konuyu. Olay öyle değil işte ama. He. Şimdi şöyle ben orada tabana hitap etmek kelimesini ben kullanmadım zaten. Ya işte her neyse ne dediğini söyle de ona göre konuşalım. Ya forumun büyük kısmı buna bakıp zevke geliyordur dedim. Ki haklıyım da. Şimdi. Ha, %90'ı mastürbasyon yapıyordur dedi. Arkadaşlar. Evet. Bunu doktor dedi yani. Biz böyle doktorlara emanet edeceğiz sağlığımızı ileride. Şimdi yayından atacağım zaten birazdan merak etmeyin. Evet doktor. Meltzer hakkında bir konu açılıyor. Açılan 10 mesajdan 9'u konu Japonya ile alakalı olmadığı halde, New Japan ile alakalı olmadığı halde direkt New Japan'e geliyor. Adam WWE puanlaması yapıyor. Japonya'ya daha çok puan verirdi diye 9 tane mesaj geliyor anında. Şimdi ya, ben haksız mıyım bunu söylerken? Ya benim meselem Japonya değil ki. Hayır benim meselem Japonya değil ki. Benim söylediğim şey bu adamın haberciliğinin hiçbir itibar gösterilecek düzeyde olmaması ya. Şöyle ya CM Punk geri dönebilir ama dönmeyebilir. Sasha Banks'i gözden düşürdüler ama düşürmemiş de olabilirler. Ya tamam böyle... da WrestleMania main eventini son anda değiştiren bir şirketten bahsediyoruz sonuçta. Ya kardeşim o zaman kafa atmosferi koklayıp haber yaparak İçeriden bilgi aldım diyemez ki hiçbir gazeteci. Diyorsa mesela, da bunun itibarını ben en azından kendi forumumda ya da YouTube'da bizi dinleyenlerin gözünde düşürmeye çalışırım. Ha belki de başaramam. Mesela adam şey yaptı.
Roman Reigns Undertaker maçını ilk Dave Meltzer ortaya attı. Millet dalga geçti işte, nereden ne yapıyor işte, kafasına göre yine sallamış Meltzer falan diye. 2-3 ay sonra şey oldu. Hani cidden bu, işte Roman Reigns son sıradan geldi. Maçın build-up'ı yapılmaya başladı. Yani adam bir şey biliyor yani, demek içeride sağlam bir kaynağı var. Mesela bu Samoa Joe meselesine gelelim. Samoa Joe eklenebilir. İlk başta şey dediler işte. Strowman Lesnar olacak dedi. Ondan sonra Joe da eklenebilir diye haber yaptı. İnsanlar şey demeye başladı forumda. İşte kararsız bir habercilik yapıyor falan. Ya ama of, sen neyi anlatıyorsun ya? Abi bu konu çok uzar. Bu konu çok uzar ya. Bırak ya. Burada Meg gelmiş Japon seviciliği yapıyor. Rıdvan, oğlum seni ben niye yayına alayım? Rav konuşuyoruz ya. Adam en son Rav Show'unu 2 sene önce izlemiş. Bir de bu adamlar Hall of Fame yaptılar bu forumda ya. Kardeşim konuşulacak bu. Bu Hall of Fame'leri sevenler konuşacak kardeşim, konuşacak. Peki forumda şöyle bir şey kim var. Hall of Fame seçiyor bir dakika, ya? Bir dakika. Geçen yaz kim sen değil miydin Rıdvan'a? Fındık yolla. Fındık yolla diye sen değil kardeşim, fındığı yollamadı. Benim gözümde bitti. Tamam mı? Benim evet, gözümde bu anladım. Hall of Fame seçenleri araştırılsın. Araştırılsın kardeşim. Ay, sana söz hakkı don bırak ya. Ya bu arada Jim Ross'a bu Japon arkadaşlar rezil spiker tamam, falan tamam, yazmış. Ya siz kimsiniz tamam, ya? Siz kimsiniz ya? Bu ne ya? Ya, videoyu izledik. Ya bir dakika, videoyu diyeyim şimdi. PG'deyiz, özür diliyorum. Video tamam abi. Adam uzun zamandır spikerlik yapmıyor. Tamam mı? Uzun... Nasıl yapmıyor ya? Hayır yani düzenli olarak diyorum. Uzun küflenmiş, paslanmış olabilir. Her insan... Adam güreşçilerin isimlerini birbirine soktu. Bir dakika. Masaya merdiven diyor. Masaya merdiven dedi. Hayır ya, kötü zamanlar geçiriyor olabilir. Çok kötü, berbat olabilir. O zaman rezil olabilir. Bir dakika, bir dakika. Rezillik de yaratıyor olabilir. Ama tutup da sen buna iğrençlik yazamazsın abi. Yazamazsın ya. Bir dakika, ben de çekik gözlüyüm. Buğra çekik gözleri kıskanıyor demiş. Ben de çekik gözlüyüm birader. Kıskanılacak bir şey yok bence. Ya, biri de dememiş ki insanlık halidir, hani yaşlı, Alzheimer falan hiç dememişler ya. Hayır ya, sen git rezil diye o adamı habire spikerlik koltuğuna koyan New Japan Pro Wrestling'e söv ya. Rezillik yapan şirket yönetimi. Hayır, kanal koyuyor. Ya kanal yönetimi o zaman, onlara söv. Rezillik falan filan. Rezillik falan filan olacak iş değil ya. Rezillik yani. Ya hayır şey abi, adam bak, rezillik diyor... diyemez. Rezillik olabilir. Ama sen rezillik diyemezsin. Öyle bir hakkın yok. Abi vallahi... diğer segmente geçelim mi? Sabaha kadar böyle gideceğiz galiba. New Japan Pro Wrestling için rezil bir spikerdir. Nokta. Bu kadar. Yani ben geçende de yazdım Jim Ross hakkında. Kendisi WWE spikeri. Başka bir yerde yapmasın spikerlik mümkünse. İzlemeyin abi yaptığı böyle yerleri. Allah Allah. Yaptığı yerlerde izlemeyin o zaman. Kendisi geliyor. Biz bir şey yapmıyoruz ki. Ha tamam, memnun değilseniz izlemeyin abi. Bu kadar bir şeyin savunucusu, milliyetçisi olunmaz. Yani neyse. Konuşturmayın beni. Neyse, Alexa Bliss'e geçelim şimdi. Bence de Alexa Bliss'e geçelim. Azıcık rahatlayalım Alexa Bliss'e geçip yani. Ne? Kadınlar devrimi mi? Evet, Kadınlar Devrimi'nin yeni maçı. Bayley vs. Alexa Bliss. Şampiyon Bayley Alexa Bliss'i Sasha Banks'in sayesinde yeniyor. Nia Jax de tabii maçta var. Maça karışıyor, karışmaya çalışıyor. Ama Bayley kazanmayı biliyor yani finishleriyle. Alexa Bliss gene kaybediyor. Taraftarlar mutlu. Mutlu olduğunu düşünüyoruz. Fan ağladı bir tane Bayley'nin entrance'ında, girişinde. Evet, kardeşim, Bayley dansı yapabilenler var mı ya aramızda? Ben çok güzel Bayley dansı yapabildiğimi fark ettim. Yakında da YouTube'a yükleyeceğim. Webcam'den bana at onu. Beraber yaparsak okey. Bayley'nin dansı var. Bunu mu fark ettin abi? Fark ete fark ete. Bunu mu yaptın ya? Ne bileyim. Bayley'nin dansı ne var? Elleri yukarı kaldırıyorsun işte. Bayley ile ilgili hiçbir şey dikkatimi çekmedin arkadaşlar. Pardon. Evet, Ege. Sen devam et, ben bir şey demiyordum şu anda. Ha, doktor bir şey diyordu.
Yok, Bailey'nin dansı mı var dedim. Var. Oyda nasıl dansım var var ya. Ne ya hani kolları yukarı kaldırıyor ya böyle girişinde. Ha o mu? Aynen. Ha tamam. Dansa benzemiyor aynen ama. Ne güreşte kalalım her neyse. İşte dörtlü maça doğru gidiyoruz diye düşünüyorum ben. Adım adım. Ama forumda son bir haber paylaşmışlar. Bu Nia Jax'in hani birebir maç falan diyorlar. Bilmiyorum. Planlar değişti galiba tekrardan. Contender'a Nia Jax çıkmayacak. Contender'a Bayley ile Sasha Banks çıkacak zaten. Hayır işte forumda gördüm ben de en son radyo yayınına girmeden önce ama bilmiyorum. Allah ne Allah. Yapacaklar falan. Cruiserweight'e geçiyorum ben. Konuşmak isteyen var mı? Ya Cruiserweight bak fark yaratan şekilde ring içisi artık WWE'leşti. Yani bu söz literatüre geçecek şimdi. İyi dinleyin. Cruiserweight artık ya mesela Arya Daivari ne haltsa. Arya. Öte yandan Akira Tozawa. Bu adamların diğer şirketlerdeki maçlarını bir izleyin ya. Gerçekten ring içi WWE'leşti ve çekilir bir yanı kalmadı güreşçilerin momentumu da olmadığı için. Bence de. Ben niye getirdi WWE anlamıyorum yani. Madem herkes gibi yapacaklardı ne diye yeni divizyon açtılar? Ha ya da bunun niye bir sıklet ayrımını koydun? Aynen. Bu adam farklı bir hareketleri kalmadı ha. Ya bakma finisher falan da yani ring içi önemli olan. Hani 10 dakikalık maçta son 30 saniyede yapılan hareket 10 dakikalık maçı anlatmaz bence. Diyeceklerim bu kadar benim. Yani izlenecek hiçbir şey yok. Ne senaryosu anlamında bir şey var, ne ring içi anlamında fark yaratabiliyorlar. Cruiserweight'in amacı zaten ring içinde fark yaratmaları. Bu yüzden 5 üzerinden 0 veriyorum ben 205 live devrimine. Ben 5 üzerinden eksi 5 veriyorum bu arada. Eksi vermiyorum şimdi. Emek veriyor güreşçilerde. Ya puan vermeyin. Yıl izlettikleri için biraz böyle 5 üzerinden 2 veriyorum. O zaman şeye geç. Cass Enzo olaylarına geçelim derim ben. Evet, geçelim. Enzo Amore klasik ringe geliyor ama çok destek alıyor yere. Yani bu çok güzel bir şey bence. Big Cass'i işte eleştiriyor. 2 metre boyu var ama ben yenebilirim diyor. Anlatsın onunla baş edebilirim diyor. Klasik Castle chatlerini yaptırıyor seyirciye. Anlatsın Big Cass geliyor. Ama Enzo kaçıyor, ring dışına kaçıyor. Hatta seyircinin arasına gidiyor. Bir çocuğu kucağına alıp oturuyor. Big Show'la dövüşmeye başlıyorlar. İlk başta Big Show üstün geliyor. Ama sonra Big Cass üstünlüğü ele alıp Big Show'u yere yıkmayı başarıyor. Enzo da ringe geliyor. Tek darbede yerde. Big Cass üstün kapatıyor kısacası. Abi Enzo'nun hitabet yeteneği çok güzel olduğu için seyirciyi diri tutuyor yani olaya çekiyor, sürüklüyor böyle. Bu güzel bir bence kendisi adına avantaj. Bu arada Big Cass'in performansını ben iyi buluyorum ya, heel performansını. Big Cass öyle sadece Enzo'nun mikrofon performansı değil, yüz hareketleri, mimikleri ve seyirciye i̇şte hitabeti. İşte diyorum abi hitabet falan aynen çok güzel. Muazzam yani Big Show'la Big Cass birbiriyle dövüşüyor ringde. Dövüş değil, Enzo'nun hareketlerini izliyoruz. Yani çok farklı bir yetenek Enzo. Yani kimse ona hani çelimsiz bir vücudu olduğu için ana kemer yakıştırması yapmıyor ama ilerleyen aylarda, ilerleyen yıllarda yani bu mikrofon ve hitabet yeteneği bambaşka yerlere götürebilir Enzo'yu. Aynen, umarım hani sönüp Santino Marella gibi takılmaz yani, üzülürüm yani. Doktor? Ben bu segmenti izlemedim. İzlemedim mi? O zaman ben de şöyle diyeyim. He. Ama Enzo'da şimdi şöyle bir sorun var. O konuşuyor. Güzel konuşuyor. Etkileyici konuşuyor ama sözler içi de olmuyor. Şey tek diyorsun darbe... laf var icraat yok diyorsun değil mi? Aynen öyle bir nevi. Tek bir darbede yere yıkılacağını biliyoruz. O yüzden boşa konuşmuş oluyor yani. Ama yine de üstüne düşeni yapıyor yani. O önemli bence. En azından bir iki yumruk atabilmesi lazım bence. Bir en azından mücadele edebileceğini göstermesi lazım. Hiçbir zaman dövemedi ki. Bir kesi yumruk atmak için merdiven falan lazım yani. Ya alt kısmına at abi. Anladım. Diğer segmente geçelim bence. Ya bir şey yok onda. O PG'de de yapıyorlar onu. Blow blow vurmayı dene yani. Değil mi?
Abi ne sivrisinek bileyim. Gibi ringin içinde ya. Hiç serkeş ve avare bir şekilde geziyor ama. Bir vuruyorlar 8 takla atıyor. Pardon 8 takla atan bendim. Bir vuruyorlar takla atarak yerlere yalıyor falan. Bu kadar ezik göstermemeleri lazım ya Enzo'yu. Yani underdog, Sami Zayn'e örnek vereceğim şimdi. Ona da underdog diyorlar ama hiçbir zaman üstün gelemiyor ki. Hep yerde. Hep yerde. Ya maalesef. Abi, bu adam kemerin, yer altından çıkamadı ki. Bak gene Lesnar'a bağlamak istemiyorum olayı ama ana kemerin dev adamların dövüştüğü diyarlar olması ve aşağıdan yükselen isimlerin daima kalıbıyla, saf gücüyle, ondan sonra kas gücüyle, çapla, omuzla bu başarıyı sağlıyor olması ne yazık ki düşük sıkletli güreşçileri sıfırlamaya başladı. Mesela bu gidişle Finn Balor nasıl main event potasında tutunabilecek bilmiyorum. Yani bir Finn Balor Braun Strowman olası maçında Finn Balor'un nasıl varlık gösterebileceğini çok merak ediyorum. İnandırıcılığı olmuyor değil mi? Ha, inandırıcı olmuyor. Öteki ya, öte yanda hani Finn Balor ya da o tarzda bir sıklette güreşçi çok yetenekli olmasına ve kendini gösteremiyor olmasına rağmen eğer bize bu yansıtılıyorsa Sami Zayn mesela diğer taraftan Finn Balor'un main event'ta kullanırken ne diyeceksin bize? Ya çıta öyle bir yükseldi ki ama işte Braun Strowman abi tek kelimeli harika. Öyle bir beklenmedik şeyler yapıyor ki adam. Hani bir ara forumda konuşuluyor da yeni Big Show, yeni Big Show. Ne alaka abi? Big Show'un 1000 katı bence şu an. Kimse beklemiyordu yani bunu. Neyse şimdi o konuya sonra main event'te gidelim de Balor'a dalalım o zaman. İkinci Cruiserweight'e geçiyorum ben direkt. Tozawa'yla Daivar'ın maçını. Kardeşim nasıl geçersin ya? Mustafa Ali değil miydi? Yok, Tozawa'yla Daivar'ı yazıyor konuda. Ben de bakmadım. Mustafa Ali'yi atladık mı? Onun hakkında birkaç şey söyleyecektim. Mustafa Ali şey değil mi? Alanya Spor'un forveti değil mi? Tabii ki de kardeşim. Başka kim olacak ya? Tamam, Balor'a geçelim. Şey diyor, konuda şey yazmışlar. Buraya yazmış sonra. Haftaya Bayley vs. Sasha Banks maçı var. Contender için. Kazanan Alexa Bliss'in karşısına gelecek SummerSlam'de. Ya SummerSlam'de çoklu maç olması sizce daha uygun değil mi ya? Ben chat öyle baksana olacak gibi gözüküyor istiyorum. Bence. Ya çoklu maç ben olsa hani Brock Lesnar'ın karşısında da bir çoklu maç konuştuk da. Şimdi aynı şekilde Kadınlar Divizyonu'nun şampiyonluğunda da çoklu maç konuşsak acaba çok mu çoklu çok oluyoruz diye bir kötü espri yapayım. Ama çok yetenekli güreşçi var. Intercontinental'da da üçlü maça doğru gidiyoruz. Ya, o da çoklu maç yani. İnanılmaz derecede main event potansiyeli yüksek güreşçiler var. Hani main event da etrafındalar. Alakasız şeyler söylemiyorum. Mesela Lesnar, Reigns, Strowman hep etrafındalar. Alexa Bliss'in ise Sasha Banks, Nia Jax ve Bayley. Doğru saydım değil mi? Evet. Ya hep birbiriyle alakalı senaryolarda bulunan güreşçiler. Bence SummerSlam'de bu iki dörtlüyü izlemek çok keyifli olacaktır. Ve bence Sasha Banks Bayley arkadaşlığı da çok fazla sıktı. İnanılmaz fazla sıktı yani. Bu arkadaşlık biraz artık sonlanmalı mı diye de düşünmüyor değilim. Geçen yıllardan bu yana da hep sonlanacak. WrestleMania'da bitirecekler, karşılıklı maça çıkacak diyorlardı da. Bir sonuç göremedik henüz. Evet, Sasha heel olsuncular geldi. Ersin Bay büyük. Sizce? Bence Bayley'i yapacaklar heel. Sasha'dan bekliyor. Ya, ama bütün bence şu an Sasha'nın heel olması daha iyi olur diye düşünüyorum. Sasha'nın bir de gerçek hayattaki röportajları da heel iş yani. Roman Reigns ile ilgili olan çok güzeldi bence. Tam Roman Reigns o. 2 sene kaldı falan demiş. O ne olacak acaba? Herhalde çocuk yapacak, o yüzden 2 sene kaldı. Ne? Doğru. Sasha Tumblr şeyinden 2 sene sonra yeni bir başlangıç tipi bir şey yazmış da. Aynen. Acaba Brie Bella gibi düzenli bir hayata mı atılır?
Sasha Banks de en gençleri belki de içinde Alexa'yı çıkartırsak. Ama şu ama şunu düşünmediniz şimdi. Her son 20 başlangıç demek değil midir? Tamam, bu kadar abi. Of. Ya. Bunlar nasıl espriler ya? Roman Reigns'i kıskanmayın demiş. Bir Nagihan'a bağlamış orada. Evet, mekanın... O tepsi biliyorsunuz ya. Mekanın sahibini konuşun lan demiş. Dark Knight the Third. Dur, geleceğiz ona. Main event'e var da sırası sıranı bekle. Ondan sonra backstage segmentine gelelim. Haftaya bir maç daha duyuruluyor. Mr. Raj vs. Ambrose ve Rollins. Bu burada neler olacak yani haftaya? Ya ben bu maçı Rollins, SummerSlam'de bekliyorum. Ambrose'un kıçını kurtaracak. Değil mi? Aynen bence... o şekilde. Tövbe estağfurullah. Mr. Raj bence kazanacak bu maçı. İlk başta anlaşabileceğini düşünmüyorum ben Ambrose'la Rollins'in. Mr. Raj alır, Ambrose'dan heel turn gelir demiş Ersin Baybüyük. Yok, onu daha çok erken beklemiyorum. Yok, erken beklemiyorum ben. Yani ne, çok erken. Daha dur bir takım olacaklar. Çok, tabii. Belki SummerSlam'de olacak bu maç. Yok. Ama, o, ama gene sanmam abi. SummerSlam'de erken geliyor bana. Bilmiyorum ya. Bence Rumble'dan sonra olacak o sandalyeyi. Abi şunu WrestleMania'da acaba görecek miyiz ya? Ambrose vs. Rollins. Ha, görmek Fatih, isterim ya. Fatih Yılmaz 41 demiş ki o chair shot acaba bu maçta gelecek mi? Chair shot yasak WWE'de. Daha heel turn beklemeyin. Heel turn 2018'de bence. Söylesiniz diğer segmente geçelim abi. Tamam, sarmadı bu konu tahminen. Chat, Balo... chat okuyoruz ya. WrestleMania 34'te ha. Olur demiş Seth Dean maçı. Hikmet Zeybek Rising Generation. Balor vs. Samson'a geçiyoruz. Hı-hı. Maç oluyor klasik bir şekilde. Maçın en güzel anı şey. Elias Samson'ın Finn Balor'a gitarı geçirmesi direkt kafasına. Değil mi? Çok Balor'un epik da... bir andı ya. Jeff Jarrett misali. Finn Balor'un da kafası kanamış. Samson'ın mimikleri çok hoşuma gidiyor yalnız ya. Karakterini iyi oynuyor yani. Ya Samson seri ve oldukça teknikliğinin çok sezimleyemedim ama sert bir güreşi var. Seri ve sert bir güreşi var. Bence ring içinde WWE'deki birçok isimden daha vasat olarak tanımlayacaksak vasatın çok daha üstünde bir güreşçi. Ben böyle bir tiple bu fizik, o fizikteki insanda öyle bir tiple karşılaşmayı beklemiyordum açıkçası. Gitarını yanlış şey yanlış tarafına geçirdi gibi geliyor bana. Bir boç vardı değil mi orada? Fif böyle bir yani omzuna vurmak istedi. Böyle omzuna vuruyormuş gibi yaptı ama ayarlayamadı biraz. Balor'un kafası kanamış bir de. Kafasının o öyle o şekil bana vursa ben bayılırdım galiba orada. Sonra devamına gelelim. Bray Wyatt geliyor. Klasik promolarını kesiyor. Finn Balor bön bön bakıyor. Bray Wyatt yani. Gene birine kerkiniyor. Acaba ne olacak? Bu feyodu da kazanırsa Bray Wyatt bir ilki başaracak ya. İki feyod üst üste. Hatta Bray Wyatt'ın feyod kazandığı bile çok az. Şimdi geçmişe bir gidelim. Cena'ya kaybetti. Orton'a kaybetti. Undertaker'a kaybetti. Roman Reigns'e kaybetti. Dean Ambrose'a kazandı geçmişe bakarsak. Yani... Aynen. Chatbox'a demişler. Demon King geri döner. The God ve Demon King savaşı izleriz diye. Ne diyorsun? O kesin dönecek zaten ya. Ama bence... Öyle çok güzel olur abi. Öyle çok güzel olur. Bray Wyatt çok random bir karakter gibi gelmeye başladı şu son bir ayda. Sürekli birine saldırıyor sebepsiz yere, birinden vazgeçiyor sebepsiz yere. Balor'dan Seth Rollins'e kaydı, Seth Rollins'i bitirdi, şimdi yeniden Finn Balor'a kaydı. O beşli unutulmaması maçtaki... Unutulmaması lazım çünkü momentum. Hayır, beşli maçtaki herkese savaşıyor işte. Hı-hı. Yani bir de zaten az önce söylediğim gibi main eventer potansiyeli olan güreşçilerin momentumunu kaybetmemeleri için sürekli birbiriyle savaştığını izliyoruz. Hikmet Zeybek kermesten yemek seçer gibi feyuda giriyor. Aynen demiş. Öyle. Nasıl benzetme. Güzel. Mesela şey geldi aklıma. Biraz hayal gibi olacak ama.
Bu dörtlü maç falan olursa SummerSlam'de Strowman kemeri alsa, sonra karşısında White dikilse falan. Of. Ver kemeri, sen benim eski öğrencimsin ayağına. Yılın feyudu çıkabilir oradan bence. Yani mesela Umut Bakış Doğan sormuş. White niye sürekli feyuddan feyuda atlıyor? Sizce de saçma değil mi? Ya bir feyudun sizce optimum süresi nedir? Bir feyud 6 ay mı sürmeli yani? 4 ay mı sürmeli? Hani iki defa üst üste yendi Seth Rollins'i. Bence üst devam etmeye gerek yok. Ha, yok ama demek istediği şu. Yenilmeseydi derseniz onu işte soruyorum chatbox'a da. Bir feyudun optimum süresi nedir? Bence 2 aydır. 2-3 ay cevabı gelmiş. Bence 2 aydır. Chatbox'a da 2-3 ay diyorlar. Vallahi Sasha Banks Charlotte bir yıl sürdü. O şekilde düşünelim. Ya hadi orada o devrim yaptılar. Kadınlar devrimi hadi. Kadınlar devrimi. Devrim yaptılar kardeşim. Devrimler kısa zamanda olmaz. Tövbe estağfurullah. Ya Emre, o Austin Vince McMahon feyuduna çok dahil olan şey vardı. Yani Undertaker dahil oldu. Şu 2 sene sürdü ama yani o paralel parametre devam etmedi o feyut. Ya WrestleMania'ya kadar uzayacaksa 3-4 ayda sıkıntı yok da öbür türlü feyutlar 2 ay sürmeli bence de. Yani bu feyut konusunda 2-3 ayda karar kıldığımıza göre diğer konuya geçebiliriz Ege. Hardy Boys vs Revival. Revival uzun zaman sonra ilk maçına çıkıyor. Hı-hı. Bence Revival çok güzel bir performans ortaya koyuyor. Ben çok maç beğendim. Maç psikolojisi çok... Şöyle bir şey var. Revival hareketleri çok iyi satıyor abi. Selling'i çok iyi yapıyor yani. Fark ettiyseniz maçta çok iyi hareket satıyorlar. Aynen öyle. Şu bir birlikte... tanesi overseldi ama. Aynen, bir dışarı atladı şey Dawson. Aynen. Ya olsun. Yok, o kadar da yani. Wilder değil mi o ya dışarı oversell yapan? Wilder. Tam yarım yarım izledim. Simon Gotch kılıklı olan işte şey, Dawson. Revival izlerken keyif alıyorsun abi. O hareketleri güzel sattığı zaman keyif alıyorsun yani maçtan. Aynen. Ya mesela çok dayak yemekten keyif alan Dolph Ziggler da vardı. Ama hiçbir şey bulamadı adam ya. Yani Sami Zayn de çok dayak yemekten keyif alıyordu aynen izlerken. Hardiler şey kırılıyor yavaş yavaş doktorcum. Hardiler kırılıyor yavaş yavaş demiş. Ben hemen chatbox'a ve size bir soru yönlendireyim. Jeff Hardy ve Matt Hardy'nin mevcut bugünkü performansını ve aldığı senaryolarının momentumunu nasıl buluyorsunuz? Ben şu an kötü buluyorum. Ciddi söyleyeyim. Hani şu gidişat iyi değil bence. Ben heyecanlanmıyorum ki şu an Hardy. Yani romantikler o Jeff Hardy'yi ve hadi Matt Hardy'yi geçiyorum. Jeff Hardy'yi yıllarca sabırsızlıkla bekleyenler, bekleyen romantikler hayal kırıklığına yani uğradı mı sizce? Yani, bence şu an yani şu an uğruyordur bence. Hani bunun için mi? Hani bunun için mi? Hı-hı. Biraz sabretmek gerekiyor ama bence. Şimdi Cesaro'yu kaybettiler. Ondan sonra Revival'ı bugün kaybettiler. Gallows'la Anderson'la Club'a kaybettiler. Sürekli kaybediyorlar. Sürekli kaybediyorlar. Sürekli moralsizlik, hayal kırıklığı. Yani Brock'una yavaş yavaş hazırlıyor bizi WWE. Abi o Return'daki büyü elbet kaybolacaktı ama bence erken kayboldu sanki ya. O büyü erken kayboldu. Brock'un olmadan artık izlenmez ya. Bu Meter de öyle bir şey ki Brock'un olmadan başa beladı ya. Resmen başa bela, yemin ediyorum. Ne yazık ki. TNA'deyken çok çektik ondan. Bu Brock'un olmadığı zamanlarda. Ya ben Cefar diye tek izlemek istiyorum abi. Bilmiyorum, romantiklik oluyor biraz ama tek izlemek istiyorum ya. Cefar da abi sonuçta. Abi hani bir şey de vaat etmiyor, onu söyleyeyim size. Ring içinde güreşmesi ve yani performans, mikrofon, seyircilere hitap yeteneği, geçen hafta çok güzel bir promo kestiler. Brook'un senaryosuyla epey fazla hype'ladılar seyircileri. Ama ring içinde de pek bir şey vaat ettiğini düşünmüyorum. Çok yaşlanmış Jeff Hardy. Sanki yaş ondan çok şey... Hantal bak. Hantallık var. AJ Styles gibi değil. AJ Styles yaşlandı. Japonya'da güreşti falan filan. Döndü. Hype player değil tamam ama yani komple bir güreşçi olmuş. Yani Jeff Hardy'den hep her şey gitmiş. Elinde ne varsa eksilmiş. Bitmemiş ama çok eksilmiş. Doktorcuğum bir şey diyordun az önce, sözünü kestim. Ha, Revival'dan bahsediyorduk da araya sıkıştırmam gereken bir laf var. Fuck the Revival.
Cody Rhodes'un lafı. Cody Rhodes'un lafıydı değil mi? Aynen öyle. Revival çok güzel bir giriş yaptı. Ben ileride takım kemerleri için maçlara çıkabileceklerini düşünüyorum. Çünkü buna hazırlanıyor gibi görünüyorlar. Evet, Hikmet Zeybek demiş. Hardilerin yüzü WWE için çok eski kaldı. Brooklyn senaryosu gelmezse sıkıntı olur. Acilen gelmeli demiş. Abi şimdi bu Brooklyn da şirketi nasıl kullanacağı önemli şimdi. Biliyorsunuz bir sınır var yani. Her şeyin sınırı var. Acaba nasıl kullanacaklar? Çok merak ediyorum. TNA gibi kullanacaklarını düşünmüyorum ben. Tabii yani işte onu demek istiyorum. Bir kısıtlılık olduğu için acaba nasıl tat verecek diye. Yok, kısıtlılık olacağını hiç düşünmüyorum. Kusura bakmayın. Biz WrestleMania'da olabilir, olabilir, olabilir. WrestleMania'da Bray Wyatt'a ringi böceklere bastırdık falan filan. Yani, normal bir şey o. Çok enteresan şeyler oldu. Brooklyn senaryosu da ucu açık olacaktır yani. Bir kısıtlılık olacağını düşünmüyorum. Brooklyn neydi ki yani? Adam şey yapmıyorlardı yani, artı 18 bir şey izlemiyorduk ki Brooklyn'da. Ya ben izlemedim izlediğim dönemde. Varsa bilmiyorum. Numan iyi biliyoruz çünkü TNA fan olduğu için. Numan'a sormak lazım. Yani Brooklyn tamamıyla aslında absürtlükler hikaye serisi gibi bir şey. Ama o kadar sarıyor ki izlerken. O kadar güzel bağlamışlar ki mesela dikeyli olan senaryoları, karşı taraf da deli, bunlar da deli. Ortaya çıkabilecek dinamikleri düşünün yani. Jeff Hardy geçen yılki motor kazasından sonra risk alan hareketler kullanmayacağını açıklamıştı demiş. Selamun aleyküm. Ne? Şafak aleyküm yüzü güldü. Hoş geldin aleyküm kardeşim. Selam. Hoş bulduk. Efendim? Pardon, limonatamı alıyordum da. İyi yayınlar demeye geldim kardeşler. Hoş geldin. Kolay Şafak gelsin. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş geldin. Gidiyorum şu an. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Harbiden gitmesi enteresan oldu. Ya, Revival. Revival'la ilgili şöyle bir şey değineceğim ben. Adamlar ring psikolojisi dediğimiz olayı çok güzel uyguluyor. Mesela maç sonunda bir hareketleri var, çok dikkatimi çekti. Betardı bir cefardı biri yerde şey Dashwater Duster ringe sokuyor, hemen tag alıyor, Matt Hardy'yi engellemeye çalışıyor. Ya ama sonra back body drop yiyor ama çok önemli değil. Bu tarz detaylar çok hoşuma gidiyor benim şahsen. Yani sonuca bağlarsam Revival muhteşem, muazzam bir iş çıkardığını düşünüyorum ben. İlerideki tag team reign'lerini izlemek için sabırsızlanıyorum diyebilirim. Aynen öyle. Bana da tag team şampiyonluğuna bağlanacakmış gibi geliyor iş. Aynen öyle. Angle. Gayrimeşru çocuklar segmentine geldik. Ah lan ah. Kimi bekledik? Kim geldi be? Lanet olsun böyle işi. Kurt Angle ringe geliyor. Haftalardır açıklayamadığı şeyi açıklamaya geliyor. Açıklıyor. Sonuca bakıyoruz. Jason Jordan kendisinin gayrimeşru çocuğu çıkıyor. Siyahi bir kadından yapmış bunu. Olimpik bir güreşçi miydi Jason Jordan? Amatör. Doğru. Olimpik, amatör. Gable de öyleydi değil mi? Gable bilmiyorum, olimpiyata katıldı mı bilmiyorum da. Olimpiyata katılmadı mı Jason Jordan? Katılmadı diye biliyorum ben. Anladım. Katılsa bahsederdi zaten herhalde şey. Bahsetmedi öyle bir şeydi. Chad Gable olimpiyatta katılmış. Baktım şimdi. Acaba Jason Jordan, ben ring içinde inanılmaz yetenekli, atletik, teknik, seri, stil, tempolu güreşen bir güreşçi olduğunu düşünüyorum. Yaşının da genç olması sebebiyle ilerleyen yıllarda WWE eğer bu senaryoda iyi bir şekilde gimmickini oturtabilirse tabii ki Jason Jordan'ın bu konudaki yeteneği çok önemli. Kendini seyirciye kabul... Kurt Angle andırıyor değil mi abi ringçi? Çok fazla andırıyor. Hafif değil, çok fazla andırıyor. Gençlik yıllarını özellikle. O TNA'de Kurt Angle izleyenler şimdi diyecektir andırmıyor. Yok, değil. Jason Jordan'ın yeteneğine bağlı olarak ve federasyonun bu senaryoda Jason Jordan'ı kullanma şekline, seyirciye sunuş şekline bağlı olmak üzere elimize nur topu gibi main event adayı geldi.
İnşallah bu senaryo sönüp gitmez ya da WWE birkaç hafta çok iyi olmadığını düşünüp vazgeçmez, arka plana atmaz. Yani Jason Jordan kesinlikle geçen sene SmackDown yayınlarını biz yapmıyorduk. Şafakgil yapıyordu. Sürekli tekrar ediyordum ben forumda. Jason Jordan'ın inanılmaz yetenekte bir güreşçi olduğunu, diğer main eventer adaylarına ve main eventerlara nazaran bizi ring içinde doyuran çok güzel maçlar çıkarabilecek kapasiteye sahip. Senaryo boşa gitmedi abi, ona sevindim. İnşallah anne kısmında düzgün bir yere bağlarlar. Ya bir yere bağlanacağını eğer düşünmüyorum açıkçası. Bu biraz buradan bir de. Yok ayıp, buradan da Roman Reigns çıkmasın da yani. Debut yapmamış biri olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Mesela? Mesela Taha Akgül. Muazzam bir tercih olabilirdi. Ya Dixon Carter falan. Aslında. Abo. Doğru. Kurt Angle'ın bir Türkiye şampiyonasında ikinciliği var. Muhteşem bir senaryo olabilirdi ha bu. Ya tamam, işte PG'ye dönerim bence. Serenay Sarıkale'ye gideceğiz çünkü. Main event'e geçelim direkt. Mekan sahibi vs. Samoa Joe. Değil mi? Haftalardır SummerSlam'e giden yolda SummerSlam'e gidenin kim olduğunu, olacağını merak ettiğimiz maç dün gece bizle karşı karşıya geldi. Ancak neler oldu Ege? Neler oldu? Maç tamamlanamadı. No contest bitti. Çünkü Braun Strowman maça geldi ve ikisini de aşırt etti. Özetle bu kadar yani. Adam biz yayınlarda konuşmuştuk galiba, hatırlarsan. Biz tekli maçlardan beklemiyorduk. Hani bir triple threat mesela, 4 kişilik maç. Büyük ihtimal öyle olacak yani, belli. Çünkü senaryo o şekilde ilerliyor. Ya şimdi o 4 kişinin arasından Lesnar galip çıkarsa... Yuh yani. Yani gerçekten Bayley ile olan dansımı YouTube'a atacağım yani. Çünkü seviyeyi yapmayan, o ya. Yapmayan. Tamam lan. Yapmayan. Seviyeyi... Yapmayan. Tamam. Tamam. Seviyeyi o... Lesnar korursa yayını artı 18'e çevirelim SummerSlam yayınını. Ya... seviyeyi oraya düşürmek istiyorum. Kimin? İnşallah Lesnar kazanır. Niye? Çünkü şirketi izlemiyorsun. Bu nasıl memnuniyet? Evet, çünkü Matt Riddle onu emekli etmeli. Ben şunu söyleyeyim. Lesnar korursa üzülürüm abi ya. Korumasın abi. Bilmiyorum. Ya bırak Lesnar. Bırak Lesnar, bu kadar çok yetenek varken şirketin ayağına sıkılan bir kurşundur. Ya, No Mercy'ye duyuruldu mesela. Bir iki daha PPV'ye duyurulursa zaten WrestleMania'yı görür, orada kaybetsin. Daha büyük bir maçta kaybetsin. Şu an bu büyük maç değil mi yani, olacak maç SummerSlam? Yani çok büyük maç. Maç olacak. Tuş olmadan kaybedecek muhtemelen. Yani Roman Reigns'i demek çok büyük bir adam yapmaya çalışıyorlar. Lesnar'ı tuş etsin, alsın kemeri, yapsın şovunu. Zaten kaç yıldır WrestleMania'yı işgal ediyor, main event'ini ayakta kapatıyor. Lesnar'ı da çıkarsın aradan, artık ne olacaksa olsun kafasında eline. Aslında acaba biz Joe sürpriz olur mu abi? Biz Joe sürprizi görebilir miyiz evvel SummerSlam'de? Acaba kaldırabilir mi o kemeri? İmkansız değil mi? Lesnar korumayacaksa Strowman alsın diyorum ben SummerSlam'de. Bray Wyatt'la feuda girsin. Güzel hikayesi olur en azından. Senin dediğin hikaye güzel de onu biliyorsun, bizim şirket kullanmıyor yani. Tiner çekmiyor biliyorsun. Yani bu şirketin bir hayali var. Roman Reigns'in Brock Lesnar'ı tuş ederek kemer alması. Islak hayallerle izliyor bunu Vince McMahon arka alanda. Yani tekli maç olmayacaksa harbiden şey, Reigns almasın demeye başladım. Calgary Kid WrestleMania'ya kadar daha ne kadar bu isimler birbiriyle kemersiz kapışacak demiş. Ben tek cümleyle tüm aklımdakileri aktarabilsem kuracağım cümle bu olurdu. Yani Seth Rollins, alt aşağıdakileri sayıyorum. Dean Ambrose, Bray Wyatt, ondan sonra Finn Balor. Ya, öte yandan ana kemerin etrafındakiler Joe, Strowman, Reigns. Bu adamlar sürekli birbiriyle kemersiz mi dövüşecek WrestleMania'ya kadar? Olmaz. Kervan yani Harris var zaten arada. Çoklu maça çıkacaklar. Hepsi bir çoklu maça çıkacak. O başka bir şey. Yani heel face, ha gerçi SmackDown Raw'a döndü olay da. Demek istediği Calgary'nin çok
Doğru. Yani seyir zevki düşüyor artık. Ana kemerin sürekli birinde kalıp ve o ana kemerin defend yapılmaması. CCC Lunatic Phenomenal şey demiş. SummerSlam'da Fatal 4-Way geliyor. SummerSlam'da Roman Reigns alıyor. Lesnar revanş oluyor. Kaybediyor. WrestleMania kadar gözükmüyor. Zaten WrestleMania'dan sonraki gün sözleşmesi bitiyormuş. Yeniler ya. Yani ben de UFC'ye gideceğini düşünmüyorum bu dakikadan sonra. Zaten yasaklanmıştı galiba bu. O köprünün altından çok sular geçti ya. Yani UFC'ye... Orası UFC'ye öyle. Gitmez artık. Ya bir akciğer rahatsızlığı var Brock Lesnar'ın. Ondan ötürü UFC'deki tempoyu kaldıramayacağını düşünüyor doktorlar zannedersem. Bu tam araştırdığım bir konu değil ama chatbox mutlaka baksın. Akciğer rahatsızlığından ötürü UFC'de güreşemiyor. Yavaş yavaş toparlayalım abi istiyorsanız. Aynen toparlayalım demiş Fatih Yılmaz. Vermesinler Reigns'e kemeri. Neden? Neden vermesinler? Daha iyi bir alternatif mi var? Ya da Lesnar'dan alacak olan adamın aylarca kemer taşıması çok muhtemel. Çünkü Lesnar'dan daha büyük bir şampiyon olacak. Çünkü dörtlü maçta Lesnar'ı mağlup etmiş olacak. Yani diğer 3 kişinin momentumuna sahip olacak. 3 kişiyi mağlup etmiş olacak. Sadece Lesnar'ı da değil. Hikmet Zeybek demiş. Roman kemeri alır. Rövanşta korur. Strowman Lesnar'a saldırır. İki isim arasında feud izleriz diye. Evet. Sevgili Caner. Abi istiyorsan show puanlamalarına geçelim. Geçelim. Ben 3 üzerinden 5 üzerinden 3 veriyorum. Ben 5 üzerinden 3 veriyorum. Ben de 3 veriyorum. 2.5 diyecekme gerek yok. Ben 5 üzerinden 2 veriyorum izlediğim kadarıyla. Yani geçen haftaya göre sönük kaldı mı değil mi abi? Geçen haftaya göre. Geçen haftaki çok çok güzeldi. Aynen çok güzeldi sönük o. Kaldı. Geçen haftaki tahminlerimizin benzerinde çıkan bir şov oldu. O yüzden beklediğimi karşıladı yani. Beklentilerimi karşıladı. 5 üzerinden 3 veriyorum. Çünkü çok özel bir olay yoktu. Cruiserweight'ler gene sıktı. Chatbox ne veriyor onları bir okuyalım. Ersin Baybüyük 2 vermiş. Fatih Yılmaz 3 vermiş. Calgary 3. AJ Kevin Owens Y2J 2.5'dan 3. Texas Rattlesnake 3. Emre Toker 4. Sinan 4. Bullyang 2, Code Blue 2, Lunatic Phenomenal 2, 3, Hikmet Zeybek 3 demiş, devam ediyor. Kamil Kürşat 2 demiş, Kevin Omosko 3 demiş, Numan İnci 2 demiş, o da Joe Atrin'a demiş. Bu arada ben Main Event'ın böyle bitmesinden çok memnunum. Çünkü SummerSlam'e epey zaman var ve Feud çok fazla olgunlaşacaktır o döneme karşı ve Lesnar'sız bir contender'ın çekilebilir olacağını düşünmüyorum. Onun için biraz daha hani bu belirsizliğin sürmesi Raw şovları adına daha iyi olacaktır gibi duruyor. Son olarak da SmackDown'a neler bekliyoruz ondan bahsedelim derim. Görüşmek dileğiyle. Yarın saat 18'de beraberiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.